Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz efendim. Ne demiştik? Yiğidin harman olduğu yerden Samsun Çarşamba'dan. Şimdi öyle dersek bir dakika. Bizim geldiğimiz yerde harman değil miyiz? Efendim elbette yani Niksar. Sevdiğimiz bir ilk daya. Çarşamba'da Erbaspor'u yenmiş bu arada. Siz Kütahya'da yaşadınız babamın mı? Orada mı doğdunuz? Babamın görevi nedeniyle orada emeklidir kendisi memur. Orada doğdum. 4 sene yaşadım. Köken Ankara. Köken Ankara. Doğum, çıkış... çıkış Kütahya. Yayılış çeşitli illerde. Çeşitli illerde. Yani her memur çocuğunda olduğu gibi. Zaten. Bizim memleketlerden de bahsedersek efendim. Massachusetts benim. Massachusetts. Ankara'yı biliyorum gayet güzel bir şekilde. İzmir'i biliyorum ki efendim zaten hani tahmin edilebilir. Evet. Doğrultuda. Güzelliğinden anlayacağımı açıkça söyleyelim. Mesela. Ama çarşambadır. Güzeldir. Efendim 7600 puan. Burak Bey 4 saniye arttırarak 2 saniye farkla, özür dilerim 3 saniye farkla Murat Bey'i 2. sıraya İteledi. Yapacağınız şey 7600 puanı yakalamak, sonrasında da bir 5 saniye arttırmaktır. Çok fazla risk almaya gerek yok. Hali hazırda 22 tane harf alarak bu işi halledebilirsiniz. Anladım. 14 tane soru. Ama bayağı zormuş yani. 22 tane. Bana bırakın onu, o hesabı ben tutarım. Tamam mı? Siz sorulara odaklanın. Başlayalım mı? Başlayalım. Haydi gelsin. Sadi Bey'in ilk sorusu efendim. 4 harfli bir cevabı arıyoruz. Bilardo'da masanın oyun sınırlarını oluşturan kenarlara verilen ad. Harf alayım. Yapmayın yani. Bilardo'da kenarlar işte. Band. 3 band bilardo. 300 puan değerinde. Bravo Sadi. Bence çok kötü bir başlangıç. Vallahi bence güzel. Yani bir harf alınmadan da cevaplanırdı. Öyle bir kahvehane kültürü falan. Yok hiç gitmedim bilardoya. Hatta... Ya, sonuncu oldum neyin peşindeyim? İskambil? İskambil bilirim. Kağıt oyunları bilirsiniz. Evet, çok güzel. Buyurun efendim. Genel bir tabir. Şöyle sorulmuş. Birçok iskambil oyununda astan sonraki en güçlü kağıt, resimsiz kağıt. Özür dilerim, onu atlamışız. Onlu? İşte o kadar. 400 puan değerindedir, 700 olur kasa. Biraz da şu hani asık suratlı, efendime söyleyeyim kiraz, vişne, o tarz bir soru gelecek karşınıza. Gelsin de görelim. Neymiş? Akışkan susam, pekmez. Sadi Bey. Pekmez. Harf alayım. Pekmez. Likit susam. Yok. Ne? Pekmez. Tahin. Tahin ha. Hep karıştırıyorum. Harf alayım. Azıcık bir sakin. Aynen. Düşünelim ya. Aynen. Buluruz bunu. Ya susamın... onu karıştırdım da ekmeği bandım içine. Tahin. 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 300 puan tamam, değerinde tamam, 1000 oldu. Tahin kaşa. Evet. Tahin dedim. Şimdi şu anda 1. sırada olan Burak Bey ilk 3 sorusuna cevap verdiğinde 1100 puandaydı. Yalnızca 100 puan geridesiniz. 1000 puandasınız efendim. Çok da sık görmeyiz yani 3 soruda 1000 puanı, 4 tane puanları yakalayalım. Gayet güzel gidiyorsunuz, hiç merak etmeyin. Buyurun 5 harfli cevapların sonuncusuna. 4. sorudur. Der ki, emekçi özellikle de işçi kesimiyle özdeşleştirilmiş bir kıyafet. Parka. Parka, işçi kesimi değil şimdi. İşçisin sen işçi kal. Tulum. Tulum, iyi dedi tulumla. 500 puan değerinde 1500 oldu kasa. Sadi. Hiç yalnız baktı ettiği yok ha. Burak Bey'in güzel yardımları ama zaten bilirdiniz. Değil mi? Tabii canım. İkinci tercihiniz de zaten aynen. Tulum yönündeydi. Sokak jargonuyla aramız efendim. İyi. Kitap yazacak güzel. Yok. Buyurun. 6 harfli tek bir kelime. İlk 6 harfli cevabımızın sorusu. Argo. Argo'da işine gelirse, beğenirsen veya inanırsan, güvenirsen anlamlarında kullanılan bir söz. İple kuşak. Yersen. Yersen. Tebrik ediyorum. 600 puan değerinde değil. Arkadan gelen vay be nidasını duymuşsunuzdur zannediyorum. Yalandan yapıyorlar. Şimdi 2012 yılına damgasını vuran sorulardan, konulardan biri. 6 harflidir, tek bir kelimedir efendim. Şöyle sorulmuştur. Ülkemizde 2012 yılının internette en çok aranan ünlü ismi. Ahmet Kural. Şey mi? Yerli mi bu? Yerli. Yerli. Ünlü ismi. Ülkemizde. Harf alayım. 6 harfli tek bir kelime. Çok güzel oldu. Hür. İkinci kişi kimmiş biliyor musunuz? Kim? Mustafa Ceceli. Hemen arkasından Tarkan, sonra Halil Sezai, 5. sırada Murat Boz var. 1. sırada kim olabilir? Hadise. Hadise 500 puan değerinde. 2600 kasa 2 dakika 48 saniye var hala.
Buyurun efendim. Kaynak yanlış olabilir yalnız İhsan Bey. Olabilir. Valla Google'un araştırması bu yönde ama bilmiyorum. İki kelimeden oluşuyor. Yedi harflidir. Şöyle sorulmuştur. Gelsin. Diyor ki bir gruba yeni katılan ve nitelikleriyle fayda sağlayan kişi. Mecazi bir tanımlama. Metaforik bir tanımlama. Harf alayım. Buyurun. Burada harf alınır. Bir anda akla gelmez. İyi kene. İki harfli mi? İki kelime. Kan, İki kelime. Kene dediler ya, oradan bir yapışkan devam edelim. Yapışkan özelliğinin dışında başka bir şey daha var. Yorganda kene var, kopar kopar gene harf var. Harf alayım. Yorganda kene var, kopar kopar. Yorganda ne? Taze taze simitler geldi. Toz. Yani gruba katılan... Taze. Tozun. Ve kuvvet veren. Tuz. Spartaküs. Harf alayım. Spartaküs şey, diyorlar. Evet. Sonu. Geçen Kızılay'a gittim. Bir torba. Piri Reis'ten hatırlatıyorsun ama sadece. Kartelden söyleyelim. Kartel Kartel diyorlar. Kızı. Harf alayım. Bir tane daha mı? Acil bir hasta için. He, tozikot. Taze kan. Taze kan. Acil bir hasta için. Acil hasta için ne lan? 2009. Acil hasta için. Çok ne oldu? 7 soruyu bitirdik efendim. Tam ortasındayız yarışmanın. Kafası gayet karışık. De güzel puandayız. 7 harflidir. Tek bir kelimedir. 2900 puandasınız. Gayet rahat bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Kaça varır biliyor musunuz? 9000'e varır. Daha önce 9000 dedim mi bu oyun içerisinde? Demedim. Rahatsınız demedim. Yani. Buyurun geliyor. Çok da kolay bir soru. İşte ekmeğini sudan çıkaran kişi. Bir sürü var da. Balıkçı. İlk akla geleni balıkçı. 700 puan değerinde. 3600 oldu kasa. Şimdi buna dikkat. Harf alırsanız beni üzersiniz açıkça söyleyeyim. 8 harflidir, tek bir kelimedir. Şöyle sorulmuştur. Yeşilçam'ın efsane aktörlerinden birinin yarattığı akım... Kadirizm. Kadirizm. 800 puan değerinde aldık. Başımızı gidiyoruz. Şimdi efendim biraz yavaşlayabiliriz. Çünkü 1 dakika 47 saniye var. Süreyi kullanalım. Harf almak yerine. Kaç soru kaldı? 5 tane soru kaldı. 1, 8, 2, 9, 2, 10 harfli cevap. Düşüne düşüne rahat rahat. Gelsin de görelim. İki kelimeden oluşuyor, bazen birleşik de yazılıyor. Müşterilerini ızgaranın yanında Ocakbaşı. Ağırlayan bir kebapçı türü. Ne demiştiniz? Ocakbaşı. Ocakbaşı. 800 puan verildi. Kolay geldi. Çok sorunlu. Buna müdahale etmek lazım. Abi. Severiz değil mi Burak abi? Severiz değil mi Ocakbaşı? Evet, evet. Her zaman, her zaman. Yalnız hakikaten 9000 oluyor. Ales'te 91 kolay bir şey değilmiş demek ki. Yok ama buradan çok zor ya. Orada daha kolay değil mi? Orada daha mı kolay? Evet. Evet. Valla gayet iyi gidiyorsunuz. Ama sorular bin güzel. Yani. Her zaman gördüğüm bir şey değil. Canım. Evet. Gelsin efendim. 8 harfli 2 kelime dil bilgisi. Türkçe neti kaçtı efendim KPSS'de? Türkçe netim iyiydi herhalde. Herhalde. Hatırlamıyorum top yani İyidir netleri Ella. Hatırlamıyorum. Gelsin. Ella. İki kelime. Çift Haseki Paşa. Fıstıkçı Şahap olarak da anılır. Evet. Formülünün sessiz harflerine verilen ad. Sessiz. He. Anladı. Birisi anladı. Verilen ad toplamına mı? İki kelime. Sert hocam anladım. Sert. Sert sessiz. Sert sessiz. Harf alayım. Sert. Buyurun. Sert ünsüz. Sert ünsüz. 800 puan. Bu da sert sessiz diyor. Sert sessiz ünsüzden. Sessiz ama derinden. Sessiz ama derinden. İki kelimeden oluşur. Yine bir söz dizisidir. 9 harfli cevapları bitirecek olan sorudur. Gelsin efendim gelsin. Diyor ki sivil itaatsizlik, aktivizm, grev, boykot ve protesto püskürtücüsü. Resmi görevli biri. Sarbiston biberi gazı. Sadi... Basit. Ne bilmiyorum. Harf alayız. Sadece alışkınsın olursa söyleyeyim ben. İşte biber gazı abi. Harf alayım. Aman efendim. Ha. Biber gazı. Yapıştırın. Biber gazı. O kadar çok kullanıyorlar ki stoklar Murat Bey lütfen ya. Bravo Sadi. Bravo Sadi, bravo. Ne adam? Dalga geçmek için söyledi. Doğru cevap çıktı. 6700-8700 olacak. Tek bir kelimedir. 10 harfli. Gelsin mi? Sondan bir önceki soru efendim. Bir taraftan da sondan inceden rekora ya. Gidiyoruz. Hı? Görelim. Oğlum soruyu ben görmedim. Dürtüsel hırsızlık. Hı. Yabancı kökenli bir kelime her dilde var. Harf alayım. Buyurun. Bu söyleyeyim bir hastalık gibi bir şey mi bu? O bir şey iji ama. İji mi acaba? Fobi mi? Harf alayım. Buyurun. Sadi bunu hayatta bilemez ya. Harf alayım. Ben buldum. Arka taraf bulmuş hakikaten harf ama alayım. Moralinizi bozmayın. Bak Piri Reis örneği vereyim mi sana? Süpermen'e ne dokunuyordu? Krem.
Krem mi? Krem dokunuyor. Krip cildine. İtalyanlar koesi de helal derler. Devam. Bir harf daha. Bir harf alayım. Bir harf daha. Oğlum sus lan. Kliptomoni. Moni mi? Hayır. Kliptomono. Kravat. Harf alayım. Onun kravatı da bu oldu. Dur. 17 saniye kaldı. Şimdi ne derler? Monik mi derler? Hani ruhsal hastalığı var. Monik demezler hocam. Manik. Kleptomani. Kleptomani. Bravo. 4 puan değerinde. 7100 kasa. Kaç harf alacağım şimdi? 7100 puandasınız. Yalnızca 500 puana ihtiyacınız var. İttire birinci olarak. 1000 puan kazanabilecek durumdasınız. 5 harf alabilirsiniz istiyorsanız. Ve işin güzel tarafı nedir? İttire bu diyor. Sizin neydi? Sözcüklerden biri. Şey ellam gibi. Ha. Havar gibi bir şey. Oo. 10 harfli ne olabilir acaba? Ne? Çok net. Çok hadi biz gidelim. Ben ya de çocuklar. Buldum yani. Şimdi onlar düşünsün. Sığdırabilseydim çok istiyordum bunu soru yapmayı ama ne yazık ki olmadı. Fakat sözlüğü açtım. Hakikaten böyle bir tanımlama var. Noktasına virgülüne dokunmadan Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünden aldım. Sizdeki hali gibi değil ama işin içerisinde mastarları falan sokup şöyle bir soru yaptık. Tamam. Buyurun. Son soru mu bu? Son soru son cevap. 5 harf alabilecek durumdasınız. Birini al direkt. Yüzüne karşı gereğinden çok övme, koltuklama. Harf alayım. Buyurun. Ben buldum. Harf alayım. Al. 3 saniye kadar durdurduk. Pohpohlama. Pohpohpohpohpoh. Peh. Yani? Pehpehleme. Pehpehleme 700 puan değerinde. Pehpehleme miymiş o? Vallahi öyle. Daha doğrusu pehpehlemekle pohpohlamak eş anlamlı kelimelermiş. Hadi ya. Evet. Pehpehpehpeh üçlemesi hatta dörtlemesiyle birlikte zaten farklı bir minvalde devam ediyor. Yani kimdir efendim şampiyon? Sadi. Estağfurullah. Canım, arkadaşlar yardım edin. Lan bırak. İttire şampiyon yaptık adam. Çok teşekkür ederiz. Eksik olmayın. Efendim çok güzel bir gün geçirdik. Hakikaten sevdiğimiz, hayran olduğumuz insanlarla birlikteydik. Kırmadılar, geldiler. Şeker gibi. Hani derler ya yılbaşı nasıl başlarsa öyle gidermiş. Böyle başladı böyle gitsin. Arzumuz isteğimiz o yönde. İnşallah siz de keyifli zaman geçirmişsinizdir. Şampiyonumuza, yalnızca şampiyonumuza değil bütün katılımcılarımıza Homer kitap evinin efendim bizlere emanet ettiği 3 kitabı vermek eyvallah istiyoruz. Bir alkış daha rica etsek. Başarıdır 7800 puan. Her zaman gördüğümüz bir sonuç. Sayelerinde. Kolektif bir çalışmaydı. Evet. Bitirmeden önce söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yarışmanın sonuncusu olarak. Ben yarışmanın üçüncüsü oldum değil mi? Evet. Bir, iki, üç, dört, nasıl beş. Nasıl bir, iki, üç kendini iki yaptı? Bir, iki, üç, dört, beş. Neyse 2013 yılı herkese hayırlı uğurlu olsun inşallah. Olsun. Daha mutlu, daha güzel günler olsun. Herkes insanca yaşasın. Birbirinin arkasından özellikle bizim sektörümüzde olan şeyler kuyusunu kazmaya çalışmasın. Herkes güzel güzel işini yapsın. Herkese mutluluklar diliyoruz 2013 yılında. İyi kaşeler. Harf alalım, harf evet. Evet. Yeni harf alalım, öğreneceğimiz harf kelimeleri güzel cümleler içerisinde kullanalım bence. Sen? Sen bir de dünya barışı dilersen abi. Ben dileyeceğim bak. Etiam kui fokut underun intruinam. Yani haksızlıktan haksızlık yapanlar bile nefret eder. Haksızlık yapmadan mutlu bir yıl temennisiyle. Bunu hemen çok güzel orayı kullandığın için söylüyorum. Evet, bir tane de Miserium est arbitrio alterus vivere. Başkasının kararları doğrultusunda yaşam sürmek ne sefillik. Ben de peki, çok güzel. Etiam capulus unus fabet umbram. Tek saç bile gölge yapar. Bak bu da çok güzel ama bak. Frater ave atque vale. Burak için çok güzel bir şey söyleyebilir miyim? Bak tam yeri geldi. Ben de senin için söyleyeceğim. Modern Ozan bu herhalde. Merhametsiz kişiye boşuna yalvardı. Ben senin için bir şey söyleyeceğim. Çok vakit almıyorum. Çok özür dilerim. Ehu fukates lumbunur anni. Yazık yıllar akıp geçiyor. 76 doğumluyum. Evet. Aynı yaştayız efendim. Bende de var aynısı. Kaç? 30 Kasım benimki. 30 Kasım, Haziran. Güzel. Senin yükselenin ne? Benim yükselenim yılan. Yılan. Gaye Hanım'a bir tane. Ben de herkese güzel, mutlu seneler diliyorum. Yani çok diyecek, güzel. Çok yaratıcı oldu ama. Gerçekten çok teşekkür ederiz efendim. Çok güzel bir gün geçirdik. Hep hatırlayacağımız bir gündü. İnşallah layık olduğu şekilde ekranlarınıza yansıtabilmişizdir. Yarın yine buradayız. Kendinize iyi bakın. Bizi de öksüz bırakmayın. Hoşçakalın.